Dün biz kendi faturalarımızı ödemekte zorlanırken bugün yapmış olduğumuz yatırımla güneş enerji sistemiyle devlete dahi elektrik satan bir cemiyete gelmişiz. Cemiyetimiz 1991 senesinde kurulmuş. Bir at ahırından temizlenerek ibadet yapma haline getirilmiş. 10-15 tane kardeşimizin bir araya gelip kurmuş olduğu bir cami. Kullanım alanı 300 metrekare olan, çatısı eski olan, zobası olan bir cemiyetti. 96'ya kadar biz oradaydık. 96'nın sonunda bulunmuş olduğumuz yeri satın aldık. O zamanlar sabah namazlarında 100-150 kişi olduğumuz olurdu. Buranın temellerini orada attık. Biz cemaatla, arkadaşlarla, yönetim kuruluyla almış olduğumuz kararlarımız vardı. Bundan sonra faizli bir şeye bulaşmayacağız demiştik ama çatımızı yaparken çok sıkışmıştık. Kredi anlaşmasına gideceğim gün cemaatimizden bir tane kardeşimiz tabii rastladı bize. Dedi, başkan nereye gidiyorsun? Hayır dedi, valla istemeyerek dedim, kredi çekmeye gidiyorum. Ne kadar para lazım dedi başkan. Dedi, ya ben 100 bin lira çekeceğim de bana 40 bin lira yeter dedim. İşimi yürütmek için, işimizi yapmak için. Dedi ya onu ben sana vereyim sen gitme dedi. Dünyalar benim oldu. Hani derler ya büyükler hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler ya. Biz Mevla'nın burada çok büyük yardımlarını gördük. Cami çevrede ilk güneş enerji sistemine başvurdu. Tabii bu gurur verici. Bence de örnek olmalı. Bu yatırım yapmak lazım. Kendi kendisini ödüyor. Amortisi kendisini çok çabuk şekilde ediyor. Ondan sonra zaten kar payına geçiyor. Caminin giderini bayağı düşürdük. Mevlana Camisi Raşdat'ta bu konuda örnek olarak görünebilir. Ciddi bir yatırım. Öncelikle yer alanına baktık. Kaç tane modül sıkıştırabiliriz çatıya. Bir de güneş nereden geliyor? Güneş alacak yerler önemli. Gölge olmaması lazım. Ona göre bir hesaplama yaptık. Şu anda 62 tane güneş modülleri taktık. Tabii cemaatin de büyük katkısı oldu burada. 62 tane modül çatıya çıkarmak kolay değil. Buraya iskele kuruldu ama iskeleden tek tek bunları yukarı taşıdık. Bir anonsla namazdan sonra cemaat karınca gibi iskeleye saldırdı. 4-5 saatlik işi 1 saatte bitirmiş olduk. Bir modülün 21-22 kilo arası 1,5 ton güneş enerji modülleri çatıya taşıdık. Şu anda camide ne kadar ceyran harcanıyor? Ne kadarını güneş enerjisinden kullanabiliyoruz. Fazlası devlete gidiyor. 900 euro ceyran parası her ay ödediğimde şu anda 400 euro düşürebiliyorum rahatlıkla. Bu avantaj herkes kullanması lazım yani. Aynı zamanda tabii ki iklim değişikliğinin mücadeleye katkısı oluyor. Enerji krizi yaşanırken herkes telaşlandı. İşte elektrik fiyatları %45, %50 arttı. Haliyle gaz fiyatları da %100, %200 arttı. Ama elhamdülillah tam bu krizden önce bizler güneş enerji sistemimizi faaliyete geçirdik. Ve herkes işte elektrik fiyatları arttı, biz faturaları nasıl ödeyeceğiz derken biz faturayı geri ödeme aldık. Bu da bizim için çok büyük bir rahatlık oldu. Oradan yaptığımız tasarrufu da şimdi daha fazla sürdürülebilir enerji veya sürdürülebilir aksiyonlar için kullanmaya olanak sağlıyor. Güneş enerji santralimiz hem bizi maddi açıdan rahatlatırken de bir sene içinde 14 ton karbondioksit salımını engellemiş olduk. Bu ne demek oluyor? Bir benzinli araba 1 ton karbondioksit salımıyla 3000 kilometre yapıyor takriben. Yani biz hem maddi anlamda tasarruf yapmış oluyoruz cami olarak, cemiyet olarak Müslümanların parasını tedarikli kullanmış oluyoruz. Hem de aynı zamanda iklim değişikliğine karşı büyük bir adım atmış oluyoruz. Camimizin sürdürülebilirlikle alakalı önce olmasının sebeplerinden bir tanesi de mutlaka cemaatimizin birlik beraberliği. Uzun vadeli bir yatırım olacağı vakit insanlarımıza gittiğimiz zaman onlar her zaman maddi ve manevi yardımlarını esirgemiyorlar. Bu yüzden de yaptığımız çalışmaları çok daha rahat, çok daha uzun vadeli, çok daha sürdürülebilir şekilde yapabiliyoruz. Misalen yapmış olduğumuz güneş enerji sistemisi için kampanyamıza çok kısa sürede gereken maddi kaynağı oluşturabildik. Bu da buradaki cemaatimizin bilhassa hassasiyetini gösteriyor. Bir proje düşündüğümüz vakit ve yapmak istediğimiz çalışmayı planladığımız zaman
çoğu zaman maddi açıyı dert etmek zorunda kalmıyoruz. Biliyoruz ki birçok cemiyetlerimiz bu konuda büyük sıkıntılar çekiyor. Ama bu sıkıntıda birçok zaman kendileri ifade etmediklerinden, yeterli derece istişare etmediklerinden, cemaatlerini ikna etmeye uğraşmadıklarından kaynaklanabiliyor. Bizler cemiyetimizde enerji tasarrufu yaptığımız zaman ilk baştan tabii cemaatimiz bunun maddi getirisine, faturalarda ne kadar yansıyacak, bilhassa ilk baştan maddi açısını bilmek istiyorlar. Bizler de hem maddi açısını anlatırken hem de bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu, gelecek nesillerin de mutlaka bundan faydalanabileceğini ve bu açıdan da sürdürülebilirlik konusuna değiniyoruz. Değindiğimiz zaman da insanlarda bir farkındalık oluşuyor ve bu farkındalığı da başka alanlara da yayabiliyoruz. Bilhassa cemaatimizin çocuklarını yapmış olduğumuz çevre temizlik aksiyonları veya eğitimde yaptığımız su tasarrufuyla alakalı ve toprakla alakalı yapılan projeleri anlattığımız zaman bir bütün oluştuğu vakit insanlar bu konuda daha tabii ikna oluyorlar. Biz Kadınlar Gençlik Teşkilatımızda atölye çalışmaları yaptık. Su projesi alanında olsun veyahut da çöp bilinci oluşturabilmek adına. Bundan birkaç yıl önce dünyamızda su miktarı neydi? Şu an aktüel olan su miktarı nedir? Bunları öğrencilerimizle paylaştığımızda onlar da en az bizim kadar çok etkilenmiştiler. Bu sunumdan kendimize dersler çıkardık. Etrafa çöp atmamak gibi olsun veyahut da tasarruflu suyu kullanmak, Allah'ın bize verdiği nimetleri israf etmemek ve bu çıkan fikirlerden de cemiyet başkanımıza neden camimizde tasarruflu su vanaları olmasın ki diye öneride bulunduğumuzda bunları camimizde artık inşa ettik ve elhamdülillah bundan faydalanıyoruz. 2016 yılından bu yana belediyemizden davetiye alıyoruz. Temiz şehir aksiyonuna katılıyoruz. Bundan önce de bizim belediyeyle koordineli farklı çalışmış olduğumuz faaliyetlerimiz var. Fakat 2016 yılından beri aktif her yıl katılıyoruz. Bir tek pandemide katılamamıştık. Çocuklarımızla birlikte belediyenin bize tahsis etmiş olduğu belirli bir alanda çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Amacımız şimdiden gelecekteki nesillerimizi şuurlu müminler olarak yetiştirmek. Zira bizler Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimizin buyurduğu gibi yeryüzünün halifeleriyiz. Ve yeryüzü bizlere emanet kılındı. Bu emanete karşı da bizim sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmemiz gerek. Bakara suresinde de buyurulduğu üzere Allah-u Teala muhsinleri sever, yani işini güzel yapanları. Ve yine Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var, buyuruyor ki yaptığınız işleri itkan ile yapın. Yani en kaliteli, sağlam ve güvenilir. Bu mesajları da tabii ki hafta sonu eğitimdeki öğrencilerimize aktarıyoruz. Ve çok güzel de geri dönüşler alıyoruz belediye tarafından olsun veya da veliler tarafından. Bulunmuş olduğumuz çağda maalesef tüketim çılgınlığı diye bir şey var. Firmalar insanları bilinçli veyahut da bilinç dışı olsun hep alışveriş yapmaya, tüketmeye sürekli yönlendirdikleri için biz buna bir dur demek istedik. İnsanoğlu az ve temiz kıyafetlerle de yaşamını idame ettirebilir. Ve gidip yeni başörtüler, yeni kıyafetler almaktansa ellerimizdekini daha uygun bir fiyata camimizin alanında pazara sunmayı hedefliyoruz inşallah. Ve bu bilinci de gençlerimize aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda bu tüketim çılgınlığına bir dur diyerek de emisyonu da azaltmayı hedefliyoruz. Biz de belki bütün dünyayı buradaki hassasiyetlerimizle düzeltemeyiz. Ama biz dünyanın dengesini bozuyor muyuz? Allah'ın bize vermiş olduğu görevi yerine getirerek kendi sorumluluğumuzu yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Allah-u Teala yarın ahirette bize sorduğu zaman ben dünyanın imarıyla sizi görevlendirdim. Siz bu görevinizi yerine mi getirdiniz? Yoksa dünyanın dengesini, düzenini bozmaya bir katkı mı sağladınız? Düzeltmeye mi bir katkı sağladınız? Sorusunun muhatabı bütün insanlar olacağı gibi biz de olacağız. Biz bu şuur, bu hesap verme duygusuyla hareket ediyor ve ne gibi olumlu yönde dünyanın düzenine, Allah'ın koyduğu ekolojik düzene katkımız olur. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Camimizde elektrikli araba şarj istasyonu kurduk. Bilhassa 2 senedir elektrikli araba kullanıyorum. Almamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de emisyon salımı olmadan seyahat etmekti. Tabii ki elektrikli arabanın en önemli avantajı da karbondioksit salımı olmadan A'dan B'ye seyahat edebiliyorsunuz. Bizim Türk milletinde bir araba hastalığı var maalesef. Ne kadar büyük olsun, cip olsun. Bunlar artık sürdürülebilir değil. Hem maddi açıdan çok zararı oluyor,
hem de iklim değişikliğine çok fazla katkı sağlıyor. Büyük arabalar sürmemiz, yüksek piyesli araba sürmemiz. Ben de bilhassa namaz vakitlerine camiye bisikletle gelmeyi tercih ediyorum. Birçok zamanda oğlumu da alıp bisikletle beraber geliyoruz. Aynı zamanda işe de bisikletle gitmeye çalışıyorum. Camimizin alanında da bisiklet park yerleri mevcut. Bu da cemaatimizin camiye namaz vakitlerine bisikletle gelmesini teşvik ediyor. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak bu üç sacaya üzerinde yaşarsak burada rahat olacağımıza hani geldiğimizden dolayı işimiz, evimiz ve cami eksenli hayat yaşadığımız zaman evimizde huzurun olacağını, çocuklarımızın da bu şekil üzere olacağını iman ettiğimizden dolayı benim için cami Avrupa'da bir hayattır. Müslümanların hayatında olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Camimizde yaptığımız ufak tefek karbondioksit salımını engellemekle iklim değişikliğini belki direkt engelleyemiyoruz. Ama bizim üzerimize düşen sorumluluğu yapmış oluyoruz ve bu konuya adım adım ilerlemiş oluyoruz. Camilerimiz ve cemiyetlerimizin sürdürülebilir çalışmalar yapabilmesi için yaptıkları yatırımları mutlaka ekolojik, ekonomik ve sosyolojik bağlamda her zaman tartmaları gerekiyor. Bugünkü camilerimize baktığımız zaman Raşdat Şubesi'nin ilk cami aldığı yer bir at ahırıydı. Bir at ahırı neden bir insan cami olarak satın alır? Çünkü başka bir şey yok ellerinde. Büyüklük olarak, imkan olarak orası önlerine geldiği için ilk baştan oradan başlanmış. Yeter ki neslimizi koruyalım, dinimizi koruyalım, burada gelecek diğer nesillerin de yaşayabilmesi için, kültürümüzü koruyabilmemiz için özellikle birinci neslimiz böyle adımlar ataraktan bugünlere gelmemizi sağlamamız. Bizler ama bugün üçüncü nesil, hatta dördüncü nesil olaraktan Avrupa'da doğmuş, büyümüş, okula gitmiş, üniversite okumuş Müslümanlar olarak bizler artık camilerimizi çevresel dokuya uygun, buradaki doğaya uygun şekilde yapılan camiler yapmamız gerekiyor ki tebliğ görevimizi de yerine getirelim. Dünya çok büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya. Bizler daha bu ne kadar büyük boyut olduğunu farkına varamadık. Ama biz çok acil şekilde bu iklim krizine karşı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü bu dünya bize emanet.